Arkadaşlar hoş geldiniz. Dünya şampiyonu Magnus Carlsen Chess 24'te sizlere meydan okuyor ve ben de oynadığı oyunların heyecanlı anlatımlarını yapmaya çalışacağım sizlere. Umarım keyif alırsınız. Tabii ki bu video serisi çok kolay bir şekilde devamı getirilebilir bir video serisi. O yüzden basitçe beğen tuşuna basarak bu konuda bana destek olabilirsiniz. Ve işte görüntülere gidiyoruz. Ara ara Magnus Carlsen'in de yorumlarını ben sizlere aktarmış olacağım ve birazcık da maçın heyecanını yaşamış olacağız. Ve görüntüler de başlıyor. Evet, Magnus Carlsen Ziya Bey'e karşı siyahlar da oyunu kazanmış ve beyazlar da Kleop adında bir oyuncu oynuyor. Şimdi bakalım beyazlar da Magnus ne oynayacak? E4'ü denedi. E4'te başlıyor ve siyahlar da Kleop bekliyor. Bakalım C6'ya karşılık veriyor. Karakan defansı ve tabii ki D4 beklerken bir anda fil C4 geliyor. Tempo ile D5'i sürdürüyor ve Magnus şimdi burada tabii ki D çarpı E4, yani E4'ü bırakmış oluyor. Fakat siyahlar E5 gibi bir şey oynadılar. Burada tabii ki Magnus Carlsen at F3 ile devam etmeye çalışıyor. Tempoyu sürekli devam ettirmiş oluyor ve siyahlar bakalım E5'i mi koruyacak, E4'ü mü alacaklar ve F6 oynadılar. Açıkçası siyah karelerin tabii ki E5 ve F6'da güçlü olduğunu söyleyebiliriz ama beyaz kareler, özellikle F7'nin de olmaması sebebiyle E6 ve F7 çok çok zayıf kaldı. Ve Magnus Carlsen de burada bir oyunu hatırladığını söylüyor. Burada varyantlar birazcık daha değiştikten sonra aslında E4, E5, fil C4'lü varyanta dönmüş oldu dedi. Onu açıklamaya çalışıyor ve İşte bu noktada tabii ki ne yapacağını da düşünüyor dünya şampiyonu. Çok çok zaman harcadı. Siyahların 4.41'i var, beyazların 4.10'u kaldı ve hala da düşünmeye devam ediyor. Tabii ki bu açılış kısmı önemli çünkü siz hemen rok atarsanız acaba D çarpı E4'e nasıl bir cevap vereceksiniz? Belki de ona bakıyor birazcık. Ve Magnus Carlsen 4 dakikanın da altına indi. Rakip tabii ki güçlü, 2881. Hafife alınmayacak rakiplerden ama tabii ki dünya şampiyonu birazcık daha eğlenmeye çalışıyor diyebiliriz burada genel olarak. 3.40 ve süre farkı 1 dakikaya kadar çıktı. Gördüğünüz gibi Magnus düşünüyor ve at C3 geldi. Şimdi burada ufak bir numara var. Eğer siz D4 sürerseniz burada filin o çaprazı açılmış oluyor. O yüzden buna izin vermek istemezsiniz siyahlarda. O da zaten bir tuzağın aslında kurulumunu yapıyor burada. Eğer D4 sürerse at çarpı E5 patlatabilecek belki bir noktada. Magnus da birazdan onu bahsetmiş olacak. Fil E6 geldi. Fil E6, bakalım cevap ne olacak bu noktada. Tabii ki o beyaz kareleri korumak önemliydi siyahlar adına. Merkezi güçlü gibi gözüküyor ama şimdi D4'ten sonra Magnus'un düşüncesi şu. Diyor ki ben 3 tane taşımı çıkmış oldum. Ki bunları da sayıyor zaten tek tek. İşte fil atları çıkmış oldum. Merkezde hala bir tansiyon var ve beyazlar çok kısa bir şekilde tek hamlede rok atabilecek durumda. Fakat siyahlar sadece bir taş gelişti ve rok atmaktan çok çok uzaklar. Yani diyor ki burada benim açılış bilgim gösteriyor ki beyazlar çok daha üstün diyor burada Magnus Carlsen. Belki de ben birazcık daha abartıyor olabilirim ama hemen hemen ona geliyor zaten oyun. 3.17'ye 3.37, tabii ki siyahların artık bir karar vermesi gerekiyor. Merkezdeki tansiyonu bozacak mı ya da E5'i mi koruyacak ve bozdu. D çarpı E4 hiç tabii ki beklemeden hemen fil E6 ve EF3'e de vezir F3 almış oldu. Ve beyaz karelerde inanılmaz zayıflıklar var siyah adına. Bunları çözmesi mümkün değil. Yani açılışta o kadar geri kaldı ki. Bakalım devamında nasıl bir şey oynanacak. D4 boşta gibi gözükebilir ama D4'ten sonra diyor ki Magnus, C3'teki atı bırakıp rok bile atsam burada bir şeyler çıkacağına eminim diyor belki de. D5 ve D5 işte buradaki kritik hamlelerden bir tanesi. Artık siz E6'ya o fili koymuş oldunuz ve o fili çıkartacak herhangi bir tehdit yok.
Ola ki çıkarmak istedi, hemen fil G8 çakabiliyorsunuz. Fil G8 ve vezir H5 tehditleri var, oradaki atı alıp kaleyle aldığında da H7 piyonu düşmüş oluyor hemen bir şahla. Ve at A6'ya çıkmış oldu. Tabii ki bir şekilde taş gelişmesi lazım. Kutu gibi kaldı konum. Fil orada kaldı. At çıkamıyor. Hemen bir rok belki de lazım. Roktan sonra keyfini sürecektir bu konumun ve rok geldi. At C7'ye dediğimiz gibi belki fil G8 var, o yüzden hiç yeltenmiyor bile siyahlar burada. Evet, siyahlar için hakikaten zor karar. Ne yapacak? Taşlar çıkılması gerekiyor. Uzun rok da yok. Ve beyazlar o kadar rahat gelişebiliyor ki konumu. Evet, bir anda 3 dakika 2 dakika kaldı ama burada siyahların 2 dakikaya düştüğünü görüyoruz. Yani 5. 6. hamleden sonra belki size söyleseydim inanmazdınız bizlere diyecektim, az kalsın. Evet, şimdi at E4 konuldu ve bir anda beyaz karelere şu anda beyazın hücumu var. Sadece beyaz kareleri değil tabii ki, F6'ya da hücum var ama beyaz karelerde müthiş bir üstünlük var. Onu değerlendirmek istiyor. At G3 ve at F5 konulabilir burada. Siyahların bir karar vermesi gerekiyor. Uzun rok veya kısa rok bu kararlardan bir tanesi değil. Belki atı gelişecek. Ya da basitçe D5'e alacak, bilmiyorum. Ama at F5'e bir çözüm de bulması gerekiyor. At F5. Şimdi alamıyor vezir E6 çünkü at G7 şah vezir oluyor. Evet, Magnus için önemli bir an. Vezir C7'den sonra karar vermesi gerekiyor. Vezirle mi alacak D5'i yoksa fille mi alacak? Ve fille almaya karar verdi. Ve B7'yi de alabilirim diyor burada. Çok rahat bir konum diyor. Ve uzun rok Magnus'u şaşırtıyor. Çünkü hiç beklemediği bir hamle. Belki vezir D5'le almak gerekiyor diyor bu noktada. Fille almanın bu kötü yanı var diyor ama hala üstünün bu konumu kazanacağım diyor Magnus Carlsen burada. Şah B8'e kadar saklanmış oldu. Bakalım bu noktada nasıl ilerletecek konumu siyahlar ya da beyazlar. C4. At hiçbir yere gitmiyor adam akıllı. G7'deki fili kaçmış oldu, muhtemelen fil C5 oynanacak. Ama şimdi A3 B4 tehditleri de var. Beyazlar hakikaten konumda çok çok üstün. Fil C5'e gidiyor. B4'ten sonra ne yapacak? Kuşkulu fil D4'e döndü. At da alabiliyor. Şimdi vezir F6 ve çok rahat bir konum. Artık beyazın ellerinde ve A6'daki at hiçbir yere gitmiyor. Kale D4. Yavaş yavaş konum geliştirecek artık. Vezir nereye gitmeli? Vezir H6'ya geldi. Şimdi artık vezir oradan çekilecek, at C7'ye dönebilir. Mat isteniyor vezir B7. Dikkat edin, kale boşta değil. Şimdi at C7 ile kapattı ve kaleyi artık E7'ye indiğinde artık her şey hazır. B7 çok zayıf. C7'deki at çok zayıf kalıyor. Ve şimdi kale E7 sonunda karar verdi ve şimdi tabii ki kale evet. Vezir fedası geldi. Kale çarpı C7. Kale çarpı A7 ve kale çarpı H7 ve devamında kale çarpı H7 ama çok çok zayıf konum. Premove yaptı. Magnus'un dikkat etmesi gerekiyor. Çok tehlikeli. Evet, şimdi diğer kaleyi belki oyuna koyar diye bekledim ama hemen oradaki piyonu aldı. 5 piyon üstün şu anda. Kaleye fil, 5 piyon üstün, bu konumu çok rahat oynayacak. Çünkü B piyonu çok tehlikeli bir geçer. Hiç dokunmuyor bile, ellemiyor bile. Çünkü her şey birbirini tutuyor ve artık önce bir H3, önemli bir H3 hamlesi. 3 saniye ve terk geldi. Elinde sonunda o piyon da çıkacaktı ve terk şimdi gelmiş oldu. Sizler de Magnus Carlsen'e meydan okumak istiyorsanız Chess24'te premium üye olabilirsiniz. Premium üyeye özel indirimler var. Sizlerle onu da paylaşmak istiyorum. %40 bir indirim var. Stay at home kodunu kullanarak Chess24'te yıllık üyeliğinizi %40 indirimle
sahip olabilirsiniz, alabilirsiniz diyorum. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza da abone olarak beni daha fazla ana sayfanızda görebilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bay bay.